أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kesin gerçekleşecek olan, evet, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin? İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Ad ise azgın bir kasırgayla imha edildi. Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Allah, o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? Firavun da, ondan öncekilerde altüst edilip, yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de, hep o günaha, yani şirke girdiler. Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı. Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit, sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı, emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar, iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit, sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı, emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar, iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde, artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde, işte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar. O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır. O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz. Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin. Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. Kendilerine şöyle denilir. Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin için. Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der. Keşke verilmez olaydı bu defterim. Keşke hesabımı bilmez olaydım. Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı. Servetim, malım bana fayda etmedi. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti. Allah, cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun. Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı. Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. Bugün artık burada onun bir dostu olmaz. Yiyecek olarak da, cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz. O, büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez. Yok, yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki, yok, yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki, Kur'an, pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür. O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin.
O kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz. Rabbül âleminden indirilen bir derstir. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Sizden kimse de buna mani olamazdı. Ve siz, o müttakiler için bir irşattır. Elbette sizden bazılarının, peygamberi yalancı saydığını biliriz. Şüphesiz o, kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde, ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Şüphesiz o, kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde, ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret.